Hepinize merhabalar, ben Deniz Encan. Bugün size yeni metadaki en broken ama en broken AD carry'i gösteriyorum. Lucian kendisi. Milio ile oynayacağım. Çünkü Milio ile Lucian çok güçlü ikili. Spellerden Clients giriyoruz. Yanımızda Milio var aslında. Belki Clients girmeyebilirsiniz. O da ayrı bir seçenek tabii ki de. Ama ben bakıyorum, bir Sejuani var, Renekton var. Clients almayabiliriz bu arada. Onun yanına Exhaust ya da Ignite alabiliriz. Exhaust ya da Ignite okey. Hatta Ignite alalım bence de. Rünlerimiz şuradaki hazır rünlerdeki Press Attack rünleriyle oynuyorum. Nami ile oynarken gene First Strike tercih edebilirsiniz. Haydi maça geçelim. O zaman Dirdar Vadisi'ne geldik. Başlangıç tem olarak Doran Kılıcı alıyoruz agresif başlayabilmek için. Onun dışında şunu söyleyecektim. Ha, Twitch'te şu an canlı yayındayım. Bu videoyu da canlı yayında çekiyorum. Twitch TV Deniz Encan takip ederseniz muhtemelen yayında görebilirsiniz. 14 gündür yayındayım. Geri sayım orada bitmesi için, geri sayımın uzaması için de haritanın yanındaki şeyler yayın olunca yayını uzatıyoruz. Onun dışında şimdi Char'ı anlatmaya geçeyim ben size. Char Basic skill AD carry'lerinden bir tanesi. Pasifi skill attıktan sonraki iki vuruşunuz, hani bir tane değil, otomatik olarak iki vuruş yapıyorsunuz. İkinci pasifi olarak Char herhangi bir can aldığında, kalkan aldığında ya da takım arkadaşları yakındayken karşı takımlara bir CC uyguladığında, yani stun olsun, sabitleme olsun, havaya kaldırma olsun, silahlarınız yükleniyor. Yani yüklendiği zaman da güçleniyor. Güçlendiğinde de AP damage vuruyorsunuz silahlarınızla. Yani Milio kalkan verdiğinde 2 tane, Milio ikinci kalkan verdiğinde 2 tane, Milio W bastığında 2 tane, hatta Milio air girip Q bastığında bile 2 tane, ulti bastığında 2 tane silahınız güçleniyor. Aynı şekilde Char'ın W'su bir tane ışın fırlatıyor. O ışındayken eğer takım arkadaşlarınız o ışığına vurduğunuz kişiye oto atak çıkartırsa silahınız gene aynı şekilde güçleniyor. Eğer W tutturduğunuzda siz hasar çıkartırsanız da koşu hızı kazanıyorsunuz. Q'su bir o ışın fırlatıyor şu şekilde. Genellikle bunu rakibe sektirmeye çalışacaksınız minyonlardan. E'si ileri atılıyor. İleri atıldıktan sonra herhangi bir rakibe hasar vurursanız 1 saniye bekleme süresi azalıyor. Rakibe vurursanız 2 saniye. İlk başta W ile de başlayabilirsiniz. E ile de başlayabilirsiniz. Q ile de başlayabilirsiniz. Ben bu oyun Q'yu tercih ettim. Şöyle bir Q sektirdik hızlısından yine. Hemen EW'leri alıp hemen bakın hızlısından trade'e giriyoruz. Bakın 2 level üstünlüğüyle Ignite'i koyuyorum. Flash, düz vuruş, Q. Bitti. Bu kadar. Bu kadar güçlü bir karakter bakın şu an Lucian. Çok güzel. Bu arada bu build'inden de bahsedeceğim. İlk başta Essence ya da Kraken alıyorsunuz. Onu neye göre tercih ediyorsunuz? Lane'de saldırı hızına ihtiyacınız varsa Kraken, lane'de burst damage'e ihtiyacınız, saldırı hızınız okeyse Essence alabilirsiniz. Şu an mesela bence saldırı hızımız milyondan dolayı okey olacak. O yüzden Essence'la başlayıp ondan sonra Kraken, ondan sonra da Navari tercihinde bulunabilirsiniz. Genelde Kraken, Navari, ondan sonra farklı build'lere de gidilebiliyor. Hızlısından lane'i pushlayıp ondan sonra böyle koridorlarda base atmanız lazım. Adamlar buradaki minyonlarla uğraşırken siz de beleşten base alabilirsiniz. 1000 gold gayet güzel bir gold. Hemen base alın. Bu arada başlangıç temi olarak 1000 gold'u beğendim. Essence ile başlamak yerine 1000 gold'da döndüm. Uzun kılıç alıp, 2 tane uzun kılıç, bir tane saldırı hızı alıp Kraken alacağım. Kraken'den sonra tekrar dediğim gibi Navar alabilir. Bu arada yeni bir build'ler şu an daha yeni geldiği için, herkes bir şeyler deneyi için Stormraiser Navari build'i var. Kraken'le bir tane asa sistemi olan şuradaki şu Voltaic var, adamları slow atan bir sürü build'i var. Hepsiyle ilgili video çekeceğim. Bu oyun hızlısından Kraken alacağım. Ondan sonra yine Essence Navar yapacağım. Ama dediğim gibi Stormraiser da çok güçlü oluyor. Stormraiser'ı da tercihlerinde bulunabilirsiniz. Yani fırtına biçen. Onunla da oynayabilirsiniz. Şu an olabildiğince minyonlara son vuruş atıyoruz. Minyonu biriktiriyoruz. Burada tekrar bir trade girebiliriz. Bir anda şöyle atıldım. Tenne'ye vurdum. Ha, bu kadar güçlüsün bak. Bu kadar güçlüsün yani. Sadece ileri atılmanız milyonun damage'leri ile birlikte bu kadar artıyor. Burada dive atabiliriz belki buraya. Ignite'ımız var. Bakalım. İki tane kalkanla agroyu alıp belki. Çok güçlü. Yani gördüğünüz gibi çok güçlüsünüz abi. Çok güçlüsünüz. Minyonları son vuruş attık. Minyonları biriktirip hemen hızlısından dive attık. Tekrardan koridora pushluyoruz. Şu an bu arada çektiğimiz elo West'te zümrüt ve plat elo da çekiyoruz. O kadar yüksek değil, o kadar düşük de bir elo değil. Ben buraya doğru oynayacağım bir anda. Böyle vurdum.
Burada tekrardan buraya doğru oynayacağım bu arada. Adam görmediğini falan sanıyor herhalde. Buradan gelebiliyor mu? Tamam. Çok güzel. Q Gromp'tan sekti bu arada. Buradaki Gromp'u da alacağız. Burada gene bir dive daha atabiliriz bu arada. Şöyle bir Q sektirmeyi deneyeyim de. Aa, seninle geldi. Yine W varsa ben yine bir trade deneyebilirim. Seninle W'su yok ama kim geldi? Ha, okey. Belki ooo seninle W'yu da boşalttı. O zaman ben buna girip direkt kesebilirim ki. W atalım. Yanmayla belki ölür. Tamam, ben burada base'imi atacağım. İtemi bitirdik Kraken'i. Şimdi bakın, teleporta geldi. Buradaki wave'e dokunmazsanız zaten bu wave size doğru pushlamaya da devam ediyor. O yüzden hiçbir şey kaybetmeden hızlısından tempo base'i almış olduk bu şekilde. Bu arada support item'i değişti. Dünya atlası diye bir item oldu. Bu dünya atlası itemi de şöyle, supportlarda şöyle çalışıyor. AD carry'ni alamadığı minyonları alabiliyorsunuz ya da rakibe vurarak tekrardan gold alabiliyorsunuz. Şimdi tekrardan burada son vuruş atarak götüreceğiz. Hemen şöyle lane'i pushluyorum. Burada dive atabiliriz hızlısından. Çünkü Kraken'imiz bitti. Bundan sonra hiç kimse bizi karşılayamaz. Sadece sürekli lane'i ittir dive at. Lane'i ittir dive at yapabiliriz burada. Az sonra ultiyle tarayacağız. Milyo W'su artı benim ultimle burada adamları keseceğiz. Senna zaten muhtemelen mental damage yemiş gibi oynuyor. Senna'nın skill'inin bitmesini bekliyorum. Bu tarafa doğru flash attım. Allah. Sejuani'yi beklemiyordum bu arada. O yüzden bu tarafa doğru flash atıp direkt burada tarayacaktım. Bir anda ulti geldi kafamıza. Anti bir şey olmaz. Burada hemen pırıltıyı alıp bunu da alalım. Essence'i bitirip hemen Nowhere'ye gideceğiz. Bu build'in olayı zaten Nowhere aldıktan sonra eski build'i biraz anımsatıyor. İyi oynayanlar birlikte Urf moduna döne skill'leriniz güçleniyor. Cacuk oluyor. Gayet güçlü oluyor yani. Şimdi lane'e geldik tekrardan. Minyonları alıyoruz. Tekrar aynı şekilde hızlısından burayı pushlayacağız. Ondan sonra Daimai atabiliriz de mid'e gitmişler zaten. Bu arada takımda 7 kill var, 7'si de bizde. Onun dışında bütün takım ölüyor. O yüzden bizim hata yapmadan oynamamız lazım bu maçı. Yoksa takım taşımamıza izin vermeyebilir. Şimdi bakın buradaki lane'i alacağım. Anında dive, anında dive gireceğim. Tamam, agro'dan çıktım. Şimdi tekrardan vuracağım. Agro milyadaydı. Gayet güzel kestik. Hızlısından lane'i tekrardan pushluyoruz. Essence alıyoruz. Ondan sonra mid'e geçiyoruz. Olay bu kadar. Bot tower'ı aldık. Farmları aldık. Adamları aldık. Hızlısından mid'i push, bot'u alıp bot'u pushlayıp ondan sonra mid'e geçiyoruz. İtemimizi alıp bot'taki kuleyi aldık. Rakipleri aldık. Şimdi hızlısından mid'e geçtik. Mid'deki rakibimiz bu arada bayağı fed. Ona dikkatli oynamak lazım. Bak bu şekilde tek atabilir. Storm Surge var çünkü ve. Artı 800 gold shutdown'u var. Bir de üstüne 2 level de üstünlüğü var bize karşı. Yani biz o kadar kestiğimiz halde adam bizden daha da güçlü. Bir tık ona dikkat etmemiz lazım. Tekrardan koridora puşluyorum. Ondan sonra Void gözcüklerini oynayabiliriz. Bu Void gözcükleri ne işe yarıyor? 6 tane aldığınızda 2 tane haşere böcek çıkartıyor. Bebeleri çıkartıyor. Onun dışında 5 tane alırsanız 1 tane çıkartıyor ve kulelere gerçek hasar vurmanızı sağlıyor. Bunlar çok önemli. Bunları 6 tane alırsanız yani oyunu bir nevi kazanmış gibi oluyorsunuz derken. Derken rakip bir anda çok sinirlendi de önemli değil galiba, bize çok kaynak harcadıkları için hemen fight'ın dönüşünü kaybedecekler. Güzel güzel güzel, en azından bir takımımız varmış, onu gördük. Yani 3 gözcük biz aldık, 3 gözcük onlar aldı. Bunda ne oluyor? İki tarafta eşit bir şekilde kulelere gerçek hasar vuruyor. Yani 6 tane gözcük verdiniz diyelim. Hemen oyun bitmiyor tabii ki. Eğer adamlarda split atan bir karakter yoksa 6 tane gözcük almanın çok da bir önemi kalmıyor rakip takım için. Ama bakın şu an kuleye vuruyorum. Burada yazan beyaz olan bu gözlüklerin aldığımız işe yarayan kısmı. Kişi başı 100 gerçek hasar vuruyor işte. Kuleye 5 kişi vursanız 500 hasar tabii bu 3 tane de. Biz gene ulti bakacakmış gibi hissediyorum. Of, öldüm galiba ya. Yok, ölmedim. Tamam, güzel. Oradaki hatamı söylüyorum. Bizim ultisini geri
Geriye doğru değil, yana doğru dojlamamız lazımdı. Orada bir hata yaptım, onu söyleyeyim. Teşu bir anda atlayabilir, yana doğru hemen dojlarız. Ah be. Raportum benim için kendini feda etti. Ah be, otoyu çıkartabilseydim güzel olurdu. Adam Ghost Art'ı flash'ini baktığı için beni dönüşünde kesti. Şimdi mid'e tekrardan geldik. Bakın mid push'unu alacağız. Ondan sonra hemen alamete falan filan bakmamız lazım. Çünkü bu mid'de durmamız ölmemize sebep olabilir. His Q ulti atabilir. Bakın bütün skill'leri de düşünüyorum. Senna bu arada içeride kaldı. Onu hemen keseceğiz. Ulti ile buraya devam edeceğim. Çok güzel bir triple hızlısından buradan alamet alıyoruz. Ondan sonra alametle birlikte herhangi bir yan koridoru oynayacağız. Oradaki 700 gold alacağız. Yan koridorların ikinci kuleleri daha çok gold veriyor. O yüzden yan koridorlarda oynamak daha mantıklı alameti alıp. Bu arada alamet yürümesi bir tık garip. Yani biraz zor, onu da söyleyeyim. Bu arada şeyi bitirmeme 295 gold kaldım Navori'ye. O yüzden hemen bu wave'i alıp bir base almamız lazım. Tamam, şuradan ready alalım, ondan sonra base'imizi atalım. Orada sıkışabiliriz burada. Hilo ultisi de var. Tamam, burada zorlamaya gerek yok ama Trundle var. Savaşabiliriz belki ya. Trundle'a yardım edebiliriz. Fizz'in Q'su gitti. Fizz E'sini basarsa oynayacağım. Tamam, Fizz'in E'si gitti. Allah! Oynamasaydım keşke. My bad. Sorry. Navori'yi bitirdik. Tamam. Artık daha güçlüyüz. Bundan sonra biraz daha temiz oynamamız lazım. Bu kadar ölmemize gerek yok böyle maçlarda. Hemen mid'e geldik. Hızlısından minyonları biçelim. Bundan sonra full agresif oynamaya çalışacağım ama işte biz biraz fed olduğu için o bizi biraz bozuyor. Allah. Gibi. Tamam. Yani dediğim gibi Fizz bir bayağı fed olduğu için bizi bayağı bozuyor. Aha, Viego kuleye vurdu. Zınk. Bu arada kuleye vurduktan sonra geri atıp kalkan veriyor, onu da söyleyeyim. Böyle hemen ileri açıldığı için, agresifleştiği için vurdum. Kuleyi açmaya çalışıyorum. Biz ultisine de dikkat etmek lazım. Bizim gerçi ultisi yoktu. Storm Surge patladı item. Bir anda belki şöyle bir bakabilirim. Tamam, kiteback oynayacağız. Bizim ultisini de oynamak için denedim de tam yetiştiremedim flash'ımı. Yine yanlış oynadım. Yanlışımı söylüyorum. E'mi çok erken ileri atılıyorum. Hedef yokken. Hedef olsa en azından hedefe vuracağım. Hedefe vurup tekrar E'mi döndüreceğim. Onu yanlış yapıyorum. Onu yapmamamız lazım yani. Hatamı da söyleyeyim ki siz yapmayın bu hataları. Ben videoda yapıyorum. Siz yapmayın. Burada doğru olan şey ya rakiplere harbi 2v5 şekilde iyi oynamak ya da işte Dragon'a dön, ondan sonra bot 2'ye al, ondan sonra Baron al, Baron'la birlikte yanlardan 3 taraftan aynı anda push'la bu şekilde oyun yapmamız lazım. Hemen bir tık potansiyel testini göstermeye çalışıyorum aslında bu build'in size. Yanlışımı da söylüyorum ki siz kendi maçınızda yapmayın. Bu build çok kuvvetli bu arada. Yani karlar da çok kuvvetli çünkü 2v5 falan deniyoruz yani, gördüğünüz gibi. Ben de bir tık ne kadar potansiyeli olduğunu göstermeye çalışıyorum aslında bu build'in damage'inin. Çok güzel. Bir ultisi yok. Renekton ultisi yok. Yani bir tık potansiyel limit test oyunu gibi düşünün benim şu an yaptığımı size. Sürekli önde oynuyorum yani. Normalde bu kadar böyle oynamam. Şu an sadece limit test atmaya çalışıyorum. Tamam, Yampiri alıp direkt Baron'a başlayalım. Bu arada bu build Baron'a çok fazla vuruyor. Eskiden hani Navori aldığınız zaman direkt Baron'a alabiliyordunuz ya. Bakın bekleme sürelerime bakın ne kadar çabuk geri geliyor. Killer.
Sürekli dönüyor. Tamam, baronu aldık. Blue'yu alacağız. Bunlar bu arada alev ejderi ruhundan çıkan parçacıklar. Onları topladığınız zaman kısa bir bardım cinleri gibi düşünebilirsiniz. Bir tık saldırı hızı, koşu hızı kazanıyorsunuz. Bir de bekleme süresinde azalma kazanıyorsunuz belli bir süre için. Bakın 400 koşarken bir anda 520 oluyor. Artı bekleme sürem 60'da 61'e çıktı abiliteyiz. Ama bu 1 dakika falan sürüyor süresi, yanılmıyorsam. Tamam, hemen base atıyorum. Top lane'i pushladık. Bundan sonra itemimizi bitirdik. Artık bundan sonra limit test yapacağız. Tekrardan bottan ittirip şu kuleyi alacağız. Aynı şekilde aynı anda mesela takımında midi ardı topu pushlaması gerekiyor. Ondan sonra böyle gir çık yaparak aslında makro oyunu öyle oynamanız gerekiyor. Ama ben dediğim gibi şimdi 2 ve 5 build deneyeceğim. Build'i bu şekilde aldım çünkü Fizz Fat karşıda. Tek atıyor sürekli, onu atmaması için Malmortu'yu saldım. Onun dışında ne alınabilir? Bombardıman alınabilir. Bir de bu Kanosamuş alınabilir. Steril de alınabilir. Kolektör alınabilir. Voltaik alınabilir. Aksiyon akımı alınabilir. Hepsi değişken yani. Ne zaman nasıl isterseniz onu tercih edebilirsiniz. Direkt bot kuleyi aldık. Bunları toplayalım. 61 de 62 oldu. Hemen bot kuleyi alalım. Rakibi ignorluyorum. Kuleye vuruyorum. İnhibitöre vuruyorum. Az sonra midi inhibitöre oynayıp burada limit test belki deneyebiliriz. Ah. Tamam, mide geldik. Tekrar potansiyel limit testimizi atamadık. Çünkü önümüzde birilerinin durması gerekiyor. Öbür türlü böyle oluyor. Hemen evleri alalım. Tamam, azıcık sessiz oynayıp bir şeye fokuslanınca, game'e fokuslanınca en azından fight'ı normal oynayabildik. W kaç saniye? Yani limit test olarak bence gayet güçlü, gördüğümüz gibi. Bence çok güçlüydü yani şu an. Şimdi hemen reset alıp fizz ulti atacak görünmezden. Şöyle mal taklidi yapalım. Şu tarafa doğru ya da bu tarafa doğru dojarız. Tamam, atmıyormuş. Okey, bombardımanımızı da aldık. Hızlısından blue alıp hemen baron yapıp tekrardan bir potansiyel bir şeyler deneyeceğiz. Yani gördüğünüz gibi sürekli ama sürekli e-kite'ınız dönüyor bu ulti. O yüzden bu build'in beğendim. Yani bu oynaması da çok keyifli, damage yüksek. Mobilitesi ultra yüksek. Blue'yu ve red'i bu arada dakika 20'den sonra aldığınızda bütün takıma gidiyor. Git şurada. Bunu Trundle'un tanklaması lazım. Çok güzel. Hemen toptan fight'a belki forceyebiliriz. Öylesine şu an agresif atıyorum. Zaten oyun bitecek. Ah be, düz vurup şuradan ona kayıp buna kayıp yapacaktım. Olmadı, okey. Bence gayet güzel bir güçlü olan. Hatta şu an bana göre gerçekten Milli Lucian
en kolay ama en kolay elo kasabileceğiniz 2v8 karakterleri bu ve bunun gibi videoların devamı için hem yayınıma beklerim hem de kanala abone olmanız bana destek olur. Daha fazlası için yorumlara yazabilirsiniz ne istiyorsanız. Bu kadar. Göstereceğim şeyler bunlardı. Umarım anlatabilmişimdir. Hatalarımı da söylemeye çalıştım. Onun dışında atılan hasarlara hızlısından bir bakalım. Gayet yüksek damage çıkartıyor bu arada, bakın. Hani 2v8 dediğimiz olay buydu. Fizvi'de bu arada 5-0 falan da 2-3 level diff vardı. Yani bu şekilde kolayca rank kasabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.